Evet, merhaba selamlar. Bu videoda sizlere böyle her şeyi işte yapıştırıyor, tutturuyor, duvara dümdüz yapışıyor bilmem ne falan filan diye satılan Instagram'da cayır cayır reklamı dönen jel pet yani nanoteknoloji falan yazıyor. Silikon zımbırtı inceleyeceğiz işte neyse artık adı yaman koyayım ya. 59 liraya aldık. 59 liraya iki tane birden gönderiyorlar. Bir tanesini ayıralım. Sadece bir tanesini üzerinden test edeceğiz ki hani deforme oluyor mu olmuyor mu yapıştırmıyor mu. Kutusunda su işareti var. Sirkülasyon var yanında. Diyor ki yıkayıp kullanabilirsiniz diyor. Hatta şöyle göstereyim kutusunda şöyle net bir görün sizde. Burada diyor ki işte yıkayıp kullanabilirsiniz diyor. Telefon yapıştırıyor diyor. Paste anywhere diyor. İstediğin yere yapıştır diyor. MD Wallet Storage Design. Onun da hiç. Dizaynla alakalı bir şey. Arkasına bakıyoruz. Arkasında pürüzlü yüzeylerde kullanmayın falan yazıyor. Neyse işte. Zımbırtı bu. Hiç böyle oynamıyor. Kütük gibi. Ben bunu biraz şey zannediyordum böyle. Kare mi acaba lan? İkisi de yuvarlak geldi. Kutuda şey var. Bir kare bir yuvarlak var. Reklamda mesela ben bunu gördüm. Size gelenler yuvarlak. Şöyle sabit biraz sert bir şey yapmışlar. Şöyle açalım. Bunu da açalım. Bizim ofiste kel yok. Kel biri olsa var ya nasıl yapıştırdım biliyor musun kafaya? Şöyle deneyelim ilk başta. Pürüzlü yüzey gerçi ama şuraya koyduk. Telefonumuzu da buraya çaktık. Duruyor. Güzel. Bıraksana kardeşim. Anasını s**tin telefonu. Üzerinde Momo Stick diye bir şey var. Hafiften yani sizin görmeniz çok zor ama şurada bir Momo Stick yazıyor. İnceden içine. Oha tutuyor ha. Güzel. Şimdi biraz böyle yapıştırıp yapıştırıp çekeceğiz ki hani biraz böyle şey olsun. Yavşasın bu. Şimdi dışarıda bakalım bir neleri yapıştırıyor, neleri yapıştırmıyor. Yıkayıp tekrar kullanabiliyor muyuz? Hepsinin testine bakalım. Eğer reklamdaki kadar bir ürünse güzel. Bunu şöyle yapıyorsun. Atıyorum telefonu koyacağım mesela. Arabanın kaputu bu değil mi? Bu arabanın kaputu olsun şöyle. Bunu koyuyorsun. Telefonu da buraya çakıyorsun. İşte navigasyonda bakıyorsun. Ama tabii bunu şimdi arabada unutursan. Mesela Alanya'dasın Şükrü. Yazın arabada unuttum bunu. Akar. Böyle vıcık vıcık olur böyle. Anasınıza s**er arabanın. O yüzden böyle şeyler kullanıyorsanız yakışın kullanın ya da arabadan çıkarken bunu al çek yanında götür. Özellikle yazın yanında götür zaten de hani eve falan şey arabanın içinde torpidoya bırakma yani yine pişer de vıcık vıcık olur. Ya al eve koy işte yani cebinde erir. Ne bileyim buna koyayım ya. Sanki her gün silikon inceledik. Bakalım şimdi biz şey yapalım birkaç şey yapalım. Böyle şeyde gördüm reklamda. Büyük böyle karo taşları var devasa. Hani şöyle kadraja bile girmiyor yani bu kadar biraz daha büyük. Böyle bir karış. Hani Arnavut kaldırımı değil de ya parkları yaptıkları böyle köşelerinde şey çıkan taşlar zımbırtılar. Onların iki tane yapıştırıp tutturmuşlardı. Hani ben ondan aslında aldım bunu merak ettim dedim lan böyle bir şey varsa falan. Biz tabii öyle taşı bulamadık. Aslında bulduk. Belediyeye ayıp olmasın diye sökmedik. Şimdi kıçı kırık bir silikon inceleyeceğim de parktaki şeyi sökmeyeyim dedik iki tane. O yüzden biz birisi böyle ofisin dışında bir mağaza şey yaptırmış böyle yer yaptırmış. Devasa böyle bir tane karo taşı var iki tane büyük. Onlara bakalım tutuyor ona bakacağız. Tutarsa helal olsun. Oğlum bu taşları mı tutturacağız? Hani ufaktı? Oğlum nesi ufak lan? Bir şöyle deneyelim bakalım. Silikonu buraya yapıştırdım. Bir dakika yok. Bak bunu buradan birleştirmişler. Ha bir şey demiştim. Askıymış. Dur ön pürüzsüz üzerini çevireyim. Ağırmış lan. Bunu taşısın gelsin de beni taşısın. Bak. Şu an imkansız deniyoruz. Yok abi. Zaten şöyle bir durum var. Bak taşımıyor bak. Yapıştırıyorum. Oo. Ananı s**eyim kaç. Kaç 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 kaç. Evet. Güzel beğendim. Direkt böyle yapışmıyor bak. İlla şöyle kibar yapıştıracaksın. Geldik duvara deneyelim şimdi. Duvara yapıştır. Bu arada bak daha yıkamadım ha. Mesela Ömer Şanlı. Şu telefon şu an duvarda yapışık duruyor bak. Silikon sayesinde. Şimdi bununla gel. Bir böyle makyaj vlogu'ymuşçasına sabah rutinini anlat ayna karşısında. Sabah rutinim. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalnız güzel değil mi? Bak sabah mesela Bir şey değil mi? Gerçekten güzel. Yapıştır banyonun aynanın kenarına telefonu da yapıştır. Bu direkt silikon mu? Silikon ha, jel. Vay çok iyi. Ben şuradaki koltukta kalıyorum şu anda arkamda görmüş olduğunuz. Sabah 7'de kalkıyorum spora giriyorum. Evet, şu an Havuzuma giriyorum. Ofiste yaşıyor. Evet ofiste yaşıyorum şu anda. Çünkü yeni İzmir'den geldim İstanbul'a. Böyle sabah rutinim bu. Sonra iş başlıyor. Ofiste yaşıyorum. Ben de ofiste yaşamıştım. Ben Beylikdüzü'nde yaşamıştım bir de. Beylikdüzü mü? Bu mu sabah rutini bitti mi? Evet bu kadar. Şu Yani anda. Yüzümü yıkıyorum bu kadar. Güzel. Okey bak duvarda duruyor. Şimdi. Ve bunda durması da iyi. Şu malzeme. Çocuk mimar bak. Şu malzeme dediğim malzeme Allah birine malzemesi. Şimdi bir tane tepeye çakalım bakalım öyle duruyor mu Cem de. Biraz zor. Çıkayım abi. Yok şuradan şöyle yapabiliriz Şükrü. Ah, bak burada da duruyor.
Şimdi onlar nerede durduğunu anlaması için seni buradan çekmen lazım. Ha, bak şöyle yaptık. Bu da okey. Mesela bu nasıl kullanılabilir? Nasıl diyeyim yani? Atıyorum yattınız. Yurtta kalıyorsun mesela. Ranza var üstünde. Bunu böyle tavana çakarsın. Kendin böyle izlersin. Ama telefon düşerse senin ağzını burnunu kırar. Onu da söyleyeyim. Güzel. Bu da okey. Mesela geldik. Mutfağa geldik. Yapıştırdık. Oğlum bir yemek tarifi yok mu ya? Ha, çıtır lokma. Mesela yemek yapacaksın mutfaktasın. Geldin. Bunu buraya çaktın. Bunu da buraya çaktın. Kullanılabiliyor. Güzel. Bu arada 59 lira iki tane olması da güzel. Yani kötü değil. Şimdi asıl soru. Bunu yıkadıktan sonra bu deforme oluyor mu? Sağlam ha. Sert geliyor. Şimdi bir yıkayalım şöyle. Duvardan biraz parça almış. Biz, evet biz şu an mahvolduk. Demek yıkayıp kendi kendine kurumasını beklemek daha mantıklıymış. Şu an bok oldu. Aha, her şey yapışıyor. Beze yapışmasın artık ya. Şimdi daha yeni yıkadık. Şunu tahtaya koyalım. Şunu iyice bir yapıştırayım. Mesela Nutella ama içi boş, bunu yemişler. O kadar ağır değil yani bu. Ağır bir şey lazım. Ama işte arabada unutursan da yazın falan mahvolur. Pişer yani bu. Erir. Ama yapışır yani. Ağır bir şey yok ofiste ya. Ha tamam. Soda şişesi var ya. Ay. Neyse. Tutuyor ama. Şöyle bak alıyoruz. Okey ya. Güzel güzel beğendim bunu. Oğlum tahta kaldı üstünde. Anlaşılır mı dokusu bilmiyorum da. Dokuz görünüyor abi. Tutuyor her şey tutuyor. Şöyle yapayım. Tahta bitirdi bizi. Aynen. İlk yıkamada ilk yıkamada çekti amına. Silikon gitti ya. Şeye gitti bak. Öncekine göre bir yıkamada gitti. Ama yıkamasaydık belki de kurumasını beklemedik. O yüzden de olabilir. Şu an bak gitti. Ne? Nemli değil de yani tam böyle kurumuş da değil yani. Evet, her yere yapıştırdık. Bir ilk yıkamadan sonra biraz tadımız kaçtı. Kaçmadı değil ama bak şimdi elimle oynadıkça kurdukça da kendi kendine geri geldi. Mesela az önce hiç yapışmıyordu ya, şimdi yapışıyor. Geldi. Şimdi şunu söyleyeyim, şu kısımları silikon değil. Ortadaki plastiği silikon değil. Silikon kalıba oturtulmuş diyeyim. Şimdi çıkartacağım zaten de. Bak göstereyim size şimdi. Şöyle daldırayım eli. Bak silikon burada. Ananız. Bak silikon. Şu elimle iyice kazırsam gelecek. Bak silikon çıkıyor, gördünüz mü? Ama silikon bak şöyle derine de oturtulmuş. Şu çukur var burada. Burada da girmiş. Şu an canavar gibi çekiyor. Tam fokus atmış yani makine. Anasını sikeyim, nasıl çıkmadı ya? Ay! Sinir yaptı oğlum, ne stresi lan, çıkmadı. Her yerime de yapıştı. Aman nasıl bir maddeyse. Baksana parmak izime yapıştı. Çıkartacağım. Kafaya koydum. Tam parça çıkarabilseydik. Güzel olacak da kopuyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Siz bu videoyu şu an 6'da yayına koydum. Bugün, bu akşam, bu videoyu ilk izleyenler için söylüyorum. İlk 2 saatte, 3 saatte izleyenler için. Bu akşam saat 10'da canlı yayındayız. Herkesi bekliyorum. Hatta böyle değişik bir canlı yayın olacak. Hani Discord da yükleyin. Discord kanalı falan da aşağıda yazılı. Yayını Facebook'tan yapacağım. Sizlerle de muhabbet edeceğiz yani. Günün konusu daha belirlemedim. Yayındayken çıkar o geyik. Hep beraber o konuları konuşacağız. Oyun yayını ama interaktif oyun yayını diyelim. Çıkmadı ya. Nasıl bir madde lan bu? Yan amına koyayım. Oğlum masayı yaktım. Elimi de yaktım şu an. Bak yapıştı elime. Deli sikti beni Şükrü. Bak vıcık vıcık olacak dediğim buydu işte. Bak yandı. Neyse eli de yaktık. Amını sikeyim. Slime mısın be? Bak ne güzel kesiliyor. Yani böyle bir şey şimdi. Bunu alıp kırsak da bir sikeye yaramaz ki bu. Ha bu işte amına koyayım. Ama şunu söyleyeyim. İş görür mü? Görür. Yani ben okeyim şeye, zımbırtıya. 30 liraya bir de 2 tane göndermeleri de iyi. Anası sikildi ortalığın ya. Dalim mi bu? Küçükken çok vardı. Göz yakmayan. Ağlıyordum ben, gözlerim yanıyor falan diye. Bahane hani göz yakmayan şampuan aldıracağım ya. Bu amına demişti. Amına koyayım kapat gözünü o zaman. Yarak dedi. Yani yarak demedi tabii ufak çocuğa. Kapat gözünü oğlum o zaman, mal mısın dedi. Çok aklıma yatmıştı. Plastik maddesini de bir kesmeye çalışayım. Hani sert tarafını da. Tezgahda bok ettin. Ama zımbırtı okey ya. Yani denenebilir. Bunu da telefonculara falan daha çok bulursunuz. Şurası da sert madde. Yani nispeten, silikona nispeten daha sert diyeyim de. Kesilmiyor ki koyayım ya. Ortasını kesmek daha zor. Tek kalıp yapmışlar. Çıkmıyor yani. Hatırlat ben adam akıllı bıçak aldım. Evet böyle bir şeydi. Kesemedik lan. İçimize kaldı. Şu... Yok ya. Dramelin çalıştığına değmez aman ok. Şimdi şuraları... Keseceğim. Ha, asmira mı ne koyayım? Heh, ne oldu? Yaprağım.
İşte kesildiği kadar işte. Hah. Kesilmiş halde bu. Evet, hadi kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu da böyle ufak minik bir zımbırtıydı ama iyi ki incelemişiz. Güzel. İyi fikir verdi yani. Ben siktir lan olur mu şey, bir tane iki kere yapışırsa gem olur diye bakıyordum. Açıkçası kendi bakış açım buydu. Videodan önce. Ama okeydir yani. Evet. Hadi kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi saat 10'da yayında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.